Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz efendim. Biraz geciktik ama olsun, yine zamanında girmeyi başardık diyorum. Evet, karşımda Anadolu Gençlik Derneği Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Sayın Salih Turhan var. Sayın Turhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Milli Gençlik Vakfı. Milli Gençlik Vakfı, pardon. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Sedat Bey. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sağ olun, var olun. Sayın Turhan, öncelikle sizi bir tanıyalım efendim. Salih Turhan, aslen Nevşehirliyim, Vakfen Kırşehirliyim. İlk ortaokul ve İmam Hatip Lisesi'ni Kırşehir Mucur'da tamamladım. Üniversite eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde bitirmiş oldum. Eğitim yönetiminde yüksek lisansımı yaptım. Ayrıca doktor öğrencisiyim. Evet, biraz çalışmalarınızdan bahsedelim Sayın Turhan. Yani gençliğe hitap ediyorsunuz, gençlerle iştigal ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz efendim? Tabii gençlik bizim için hazine. Yani ülkemiz açısından baktığımızda 30 yaşın altında 45 milyon genci bünyesinde barındıran çok kıymetli bir ülkemiz var. Şimdi bu rakamları duyduğumuzda, ifade ettiğimizde geleceğimize dair ümidimiz hamdolsun çok fazla artıyor. Şimdi bazen bu rakamın insanoğlu kıymetini çok anlayamıyor. Kıyas ettiğiniz vakit sadece okuyan gençlerimize baktığınızda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede 25,5 milyonluk bir genç nüfusumuz var. Okuyan genç nüfusumuz var. Ve bu rakam Avrupa'daki 28 ülkenin nüfusundan daha fazla bir okuyan gencimiz var. Yine dünyadaki 140 ülkenin nüfusundan daha fazla bir gençlik kitlemiz var. İşte bu noktada bu gençlik kitlesinin o enerjisini daha iyi hale doğru yönlendirmek, gençliğimizi milli ve manevi değerler noktasında donanımlı hale getirmek için Milli Gençlik Vakfımız 1975-29 Mayıs tarihinde İstanbul'un fethi gününde kurulan ve şu anda da 46. yılına girmiş olduğumuz, yani neredeyse yarım asırlık bir gençlik teşkilatımız var. Biz ülkemiz içerisinde bulunan gençliğimizin hiçbirini ayırt etmeden, hiçbirinin rengine, ırkına, mezhebine bakmadan o gençlerimizi en güzel şekilde vatana, millete, inancına dair hususlarda hassas bir şekilde yetiştiririz. Kendi donanımlar açısından, kendi alanlar açısından nasıl birikimli hale getiririz diye yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Evlerimiz var, yurtlarımız var, bünyemizde binlerce gencimiz kalıyor. Tabii pandemi döneminde memleketlerinde. Onun dışında lise gençlerimize dönük çok yoğun karavan grup, kaşık grupları adını verdiğimiz onarlı gruplar halinde eğitim programlarımız var. Yani 2000 civarında grubun olduğu, takriben 20 bin civarında ortaokul öğrencisinin dahil olduğu bir çalışma bu. Yine karavan grupları çalışmasıyla lise öğrencilerimizi dahil ettiğimiz, binlerce gencimizin çalışmanın içerisine dahil olduğu önemli bir çalışmayı yapmış oluyoruz. Yine akademik çalışmalar açısından her yıl bine yakın gencimizin yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Dil eğitimleriyle, ALES eğitimleriyle, YDS eğitimleriyle gençliğimizin donanımlı hale getirilmesi noktasında yoğun gayretler içerisindeyiz. Sadece tabii bir anda her şeyi ifade etmek mümkün değil ama Türkiye içerisinde değil Sinan Bey, Türkiye dışarısında Avrupa'da 35 ülkede, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika'da ve Amerika'da da Anadolu Gençlik çalışmalarımız var. Yani Türkiye'deki çalışmaların aynılarını orada da hakeza yürütmüş oluyoruz. Türkiye'nin 81 tane ilinde, 700'den fazla ilçesinde Anadolu Gençlik çalışmalarımızı yürütmüş oluyoruz. Ve elhamdülillah hem üniversite, hem lise, hem ortaokul, Türkiye genel kolejlerimiz var, kreşlerimiz var, okullarımız var yaygın bir şekilde. Yani ülke genelinde gençliğimizin hizmetinde bulunmak için çok farklı eğitim, kültürel, sanatsal birçok etkinliği gerçekleştiriyoruz. Milli görüş benim çocukluğumda kalan, ortaokulumda kalan zihnimize yerleşmiş bir milli görüş olarak çıktı Sayın Başkan. Hep de zihnimizde kalsın inşallah o görüş diyorum. Tabii, İnşallah, inşallah. tabii şöyle baktığımızda gençlerimizin gerçekten topluma kazandırılması için geçmişten daha çok önem verilen yollar bulmak lazım, etkinlikler bulmak lazım,
zaman ayırabilmek lazım. Çünkü gerçekten gençlik şu an bir çıkmazın içerisinde. Yani hem sosyal medya hem dijital medya arasında kalmış bir gençlikle karşı karşıyayız. Siz nasıl görüyorsunuz gençler efendim? Şimdi Sinan Bey, siz de çok hatırlarsınız geçmişten bugüne. Biz anne babalarımızla ya da dedelerimizle, büyüklerimizle bir araya geldiğimiz vakit onlar bize şu cümleyi kullanıyorlardı. Evladım siz çok şanslısınız diyorlardı. Değil mi? Hatırlıyorsunuz o günleri. Evet, Şimdi, evet. Yani onların onu ifade ettiği sürece baktığımızda, şöyle kendi dönemimize ya da gençlerimizin dönemlerine baktığımızda, ya da ben öyle değerlendiriyorum, bilmiyorum siz hak verir misiniz? Aslında onlar daha şanslı, biz ise o şansı biraz daha azaltmış insanlarız. Niçin onlar daha şanslı? Doğru, konfora dair hususlarda biz daha şanslıyız. Önceden kilometrelerce yolları yürüyorlardı insanlar. İşte bir tane domatesi bulsalar mutlu oluyorlardı. Yemekleri tek çeşitti vesaire vesaire. Yani bunlara baktığınızda konfor açısından bunlar az ama bir bereket vardı. Gençleri, insanı manipüle eden, yanlışa yönlendiren, harama yönlendiren hususlar o dönemde daha azdı. Ancak şimdi teknolojinin gelişiyle birlikte gençlerin yoğun etkileşimleri oluşmaya başladı. Bunu pandemi döneminde her birimiz görmüş olduk. Birçok anketler, birçok veri saha çalışması ortaya koyduk gençlerimizin durumu açısından söylüyorum. Ne yazık ki ekranlara hapsedilen, zahiren özgürlük sosyal medyada sanal alemde sınırsızmış gibi olsa bile ne yazık ki ellerindeki cep telefonuna ya da televizyona ya da bilgisayara hapsedilen dar bir özgürlük alanı var. Yani dağdan, tepeden, sokaktan, çevreden, hayatın içerisinden bir haber, esas özgürlük alanlarını ne yazık ki göremeyen bir gençlik kitlemiz var. Yani bu noktada da dünyada birçok çalışmalar organize ediliyor. Özellikle Müslüman gençleri, bizim ülkemizdeki gençleri ifsad etmek için farklı farklı oyunlar, farklı farklı programlar Sinan Bey ortaya konuluyor. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bundan 1,5-2 yıl önce ülkemizde de 40 milyon kullanıcıya ulaşan bir oyun ortalama 2 haftalık süreçte 40 milyon kullanıcıya ulaştı. Ve bu oyunun sadece Ar-Ge'sine 40 milyon dolarlık para harcandı. Şimdi bu oyunun içerisine baktığınızda ne yazık ki birçok gencimizi ifsad eden şeyler var. Yine ismini ifade etmeyeyim, oyun meşrulaşmasın diye. Yani yurt dışı kaynaklı, yine gençler içerisinde çok fazla tercih edilen bir oyun vardı. Bu oyun ortaokul ve lise çağında geçtiğimiz yıl 149 tane evladımızın ne yazık ki intihara teşvik etti bu oyunlar. Ondan önceki yıl daha fazla problemler olarak karşımıza çıktı. Tabii ki oyun çocuklarımızın, gençlerimizin hakkı. Buna hiçbir şekilde ifade edeceğimiz, engel olacak bir tarafımız yok ama bu oyunları organize edenler başka bir kazanç planı içerisindeler. Ruh dünyalarını değiştirmek, kırmızı çizgilerini ortadan kaldırmak, zihinlerini hapsetmek gibi bir yol haritasını ortaya koymuş oluyorlar. Ve burada Sinan Bey, daha ileri bir plan var, daha ileri bir boyut var. Zihinleri yönlendirecek, oturdukları yerden bir tuşla zihinleri istedikleri şekle sokacak bir planın içerisinde. Şu anda bunun teknik denemelerini yaptılar. Hatta ilk denemelerini zalim İsrail, Ramallah, Filistin bölgesindeki Filistinli Müslümanlara denemeye başladı. Bu kadar zalimce planlar var karşımızda. İşte bu sıkıntıların içerisinde gençlerimizi kurtarmaya dönük bize sivil topluma düşen vazifeler var. Buna dönük çalışmaları ortaya koyuyoruz. Tabii teknolojinin nimetlerinden istifade edecek o alanda meşru oyun alanları oluşturuyoruz. Mesela geçtiğimiz yıl Anadolu Gençlik olarak Keşif Craft diye bir çalışma başlattık, bir oyundu. Binlerce gencimizin bir anda dahil olduğu bir oyundu. Bu sene yeni bir oyun çalışmasını hamdolsun ortaya koyuyoruz. Bununla alakalı hazırlık içerisindeyiz. Bundan sonraki haftalar açısından da daha farklı, daha günler içerisinde de daha farklı çalışmaları inşallah ortaya koymuş olacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Yani internet kötü, oyunlar kötü deyip bir kenara bırakmak çözüm değil. O oyunların içerisinden meşru alanları çocuklarımıza oluşturmak lazım. Bir de evlatlarımızı o oyundan ara ara dışarıya çıkartıp oksijenini almasını, temiz havayı almasını sağlayacak etkinlikleri de ortaya koymak gerekir. Bununla ilgili de yoğun çalışmalarımız var. Sizin geniş çaplı gençlerle ilgili çalışmalarınız var tabii. Ortaokul, lise çağı, üniversite çağı,
her yani ortaokula ayrı, liseye ayrı, üniversite ayrı formatlarla mı yaklaşıyorsunuz gençlere? Nasıl yaklaşıyorsunuz gençlere efendim? Neler söylüyorsunuz gençlere? Siz neler söylüyorsunuz ki gençlere sizi tercih etsinler? Gerçekten doğruyu anlatabiliyor musunuz efendim? Doğruyu anlatma noktasında gayret ediyoruz. Bir de bir çalışmanın hoşnut kabulü aslında o kurumların istikrarlı devamıyla alakalı, irtibatlı. Yani düşünün ki şimdi sizler bu yaştasınız, diyorsunuz ki ortaokul döneminde ben de bu çalışmaların içerisindeydim diyorsunuz. Ha demek ki... Zihnimde o kalmış. Sayın Başkan, zihnimde o kalınca milli gençlik dedim, milli görüş dedim artık. Ne güzel ona dokunabilmişiz. Sizin gibi kıymetli bir kardeşimizle aynı çalışmaların içerisinde bulunabilmişiz. Bu bizim için de önemli bir güzellik. Şimdi Türkiye'de ve dünyada Allah hamdolsun, yani söylediğimizin etkisi açısından söylüyorum. Nereye gidersek gidelim, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneğimize atıfta bulunuyor insanlar. Rahmetli Erbakan hocamız derdi ki, Türkiye'mizin endorunudur derdi. Yani endorun dediğimiz şey, devletimize, milletimize, insanımıza hizmet edecek kadroların harmanladığı yer demekte Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik. Şimdi Türkiye'mize nereye bakarsak bakalım, bu harmanlardan yetişen kadrolar hamdolsun yoğun çalışmayı ortaya koyuyorlar. Tabii ki gençlere ulaşmak için sizin başta atıfta bulunduğunuz konu çok çok önemli. Şimdi gençlik çalışmaları değil, tek bir başlığı ortaya koyup her yaşa aynı çalışmayı uygulamanız işin pedagojik boyutu açısından da uygun değil. Şimdi çocuklarımız var, ilkokul, ortaokul ve lisedekine aynı şeyi söylesek, gülerler, lisedekine, ilkokuldakini söylesek, baba ben çocuk muyum der. Yani gençliğin o yaş aralıklarına uygun etkinlik alanları oluşturmaya çalışıyoruz. İşte burada bizde bütün Türkiye genelinde mesela ortaokullar komisyonu var. Sadece ortaokul öğrencilerine dönük çalışmalar ortaya koyar. İlkokullar ayrı bir bilim çalışması olarak çalışmasına devam eder. Okul öncesi kreş eğitimleriyle çalışmasına devam eder. Lise biraz daha bu ergenlik süreçleriyle birlikte lise teşkilatlarının söylemleri vesaire biraz daha farklıdır. Üniversite farklıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize dönük yaptığımız etkinliklerimizin hepsi birbirinden farklıdır. Ama şunu ifade edeyim Sinan Bey, biz bu çalışmaların hepsinde temelde birkaç tane sahip var ölçü olarak. Bir, inancına uygun bir çalışmayı ortaya koymak. İkincisi, yetiştiği toprakların örfü, adeti, anneannesi, kültürü, toprakla irtibatlaşan, yani yaşadığı yerle irtibatlaşan, yaşadığı yere zıt hareket etmeyen, kültürüne uygun hareket eden nesilleri ortaya koymak derdindeyiz. İkincisi, üçüncüsü de bizim hiçbir şekilde ikinci ajandamız yok. Yani bizim bütün komisyonların tek bir ajandası var. Bu ülkenin insanına en güzel şekilde hizmet etmenin en temel başlığını ortaya koyarız biz bu ajandaların içerisinde. Yani biz bütün kadrolarımızı ayrı ayrı çalışmaları ortaya koyarak en güzel çalışmayı ortaya koyarız. Gençlerin bizi tercih etmesi açısından ya da tercihini kolaylaştıran şeyler açısından ifade ediyorum. Biz çalışmaları ortaya koyarken onların kendi cümleleri üzerinden çalışmaları oluşturmaya gayret ederiz. Misalen söylüyorum, gençliğin bu yıl kullandığı renk karakteri neyse ona dikkat etmeye çalışırız. Yası karakteri neyse ona dikkat etmeye çalışırız. Gençliğimizin hoşnut olduğu etkinlikleri kısıtlayarak değil de eğer bir yanlış varsa o alanın içerisinde meşru bir zemini bulmaya çalışırız. Yani yasak, yapma, etme, git vesaire bunlar çözüm olarak karşımıza çıkacak olan yol haritaları değil. Onların anladığı dönemin üzerinden yürütmeye çalışırız. İşte hepinizin bildiği Hazreti Ali Efendimiz, Allah ondan razı olsun, der ki siz çocuklarınızı kendi yaşadığınız döneme göre değil, onların yaşadığı döneme göre hazırlayın der. İşte biz gençlerimizi onların yaşayacağı döneme göre hazırlamak için bir gayret içerisindeyiz. Tabii sizin söylemiş olduğunuz bu gençlik şu an Türkiye yönetiyor. Sesinizi alamadım. Sizin diyorum söylemiş olduğunuz gençlik şu an Türkiye yönetenlerin içerisinde olan kişilerden bahsediyorum. Yani Türkiye'yi yöneten de var, muhalefet eden de var. Yani biz gençlerimizi yetiştirirken doğruya doğru, yanlışa yanlış demenin de ölçüsünü vermeye çalışırız. Eğer bir yanlış varsa, eksik giden bir yol haritası varsa, kim olursa olsun, bu kendi babamız, annemiz de olsa, bu yanlıştır demenin de
edebi mucibince onun eğitimini de veririz. Hem ülkemizi yetiştiren kadrolar açısından, yöneten kadrolar açısından hamdolsun Midi Gençlik Anadolu Gençlik üzerine düşeni yaptı. Hem bundan sonraki süreçler açısından da ülkede iktidarında da muhalefetinde de hakikati ifade edebilmenin ölçüsünü vermeye çalışıyoruz elhamdülillah. Peki siz nasıl bir gençlik gözlemliyorsunuz Sayın Turhan? Ben çok ümit varım. Çok güzel bir gençlik gözlemliyorum. Sonuç itibariyle şimdi birilerinin gençlerle alakalı Z nesli, Alfa nesli gibi tarifleri var. Tabii bunların bir hakikat boyutu da var. Yani nesil, önceden işte Sedat Bey 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yılla bir nesil değişim sürecini yaşardı. Mesela sizlerin, bizlerin yaşadığı dönemleri incelediğimizde bizden bir önceki jenerasyonla aramızda çok anormal farklılıklar yoktu. Ama şimdi gençlerimiz açısından baktığınızda ortalama 4 yılda, 5 yılda bir gençlerin arasındaki farklılıkları hissediyorsunuz. Herhangi bir ilkokul öğretmenine gidin, yani 5. sınıfı mezun etmiş, bu sene 1. sınıfı okutan bir öğretmenle meseleyi değerlendirdiğinizde, biz bunu yaptığımız için söylüyorum, diyor ki öğretmen, ya 5 yıl önceki nesil, yani ben onları 1. sınıftan aldım, 5. sınıfa getirdim, önceden diyordu çocuklar, bu seneki nesil açısından söylüyorum, ya çocuklar hadi bahçeye dediğimizde her biri koşarak çıkardı. Şimdi 1. sınıf ve 2. sınıf okuyan çocuklar diyorlar ki ya hocam şu akıllı tahtaya internetten bir video atın da onu izleyelim diyorlar diyor. Farkı görebiliyor musunuz? Yani bu kadar derinleşmeye başladı aradaki farklılıklar. İşte bu farklılıkları yakalayabilmek, bu farklılıklara göre hareketi belli bir alanda şekillendirebilmek önemli. Ha şunu ifade edeyim, bu ayrıştırılan yani şu anda Z neslinin son sürecinin içerisindeyiz. İşte 90'larla birlikte, işte 2000'lerle birlikte işte bugüne kadarki gelen 20 yıllık dönemi Z nesli olarak tarif ediyorlar. Onları tahlil ettiğiniz vakit aslında Sedat Bey ümitsiz bir durumumuz yok. Bu nesil yani Z nesli olarak ortaya konulan nesil daha duyarlı sosyal olaylara, yanlışa karşı daha net tavırlı. Yani olayları daha fazla tahayyül edebiliyor, daha duygusallar, daha şefkatliler. Yani bu nesli daha ayrıntılı takip ettiğiniz vakit. İşte bu sosyal duyarlılığı fazla olan çocuklarımıza yeter ki bir anladıkları dili ortaya koyalım. İkincisi de bu gençlerin o meşru taleplerine uygun alanları oluşu daha çevreci bir gençlik kitlesiyle karşı karşıyayız. Şöyle bir bakın, sokakta giderken önceden bir tık önceki nesil açısından söylüyorum. Hayvancağızlara ilgilenilmezken çocuklarınızla elinden tutup gitseniz her biri ya onu sevmeye gider, ya bir ekmek vereyim der, baba buna bir süt verelim der. Yani sosyal duyarlılıkları fazla nesillerin. Bir de yine güzel olan şeylerden biri Sedat Bey, bir yanlışa karşı tahammülsüzlükleri fazla. Yani net tavırlarını ortaya koyabiliyor şu anki mevcut nesil. Bunu da bir fırsata dönüştürmek lazım. Yani sürekli alkışlayan, ya ne güzel yaptınız diyen bir nesil mi? Ya da yaptıklarınızla alakalı, pardon şu konuda yanlış yapıyorsunuz diyen bir nesil mi? Tabii ki yanlışı usulünce ifade edebilen nesli yakalamak gerekir. Tabii burada handikaplar açısından baktığınızda, işte sizler de muhakkak televizyonda medya olarak yaşıyorsunuz. İşte deizm, ateizm gibi meseleler de artmaya başladı Türkiye'de. Bununla alakalı tahlil, mesela deizm açısından tahlil ettiğinizde, şimdi deizm nedir diye bakıyorsunuz, diyor ki Allah var, kitap var, peygamber var, ben bunu kabul ediyorum. Ancak diyor bunlar benim hayatıma müdahale etmesin diyor deizmi tarif ederken. Şimdi bu niçin var diye ayrıntılı teferruatla baktığınızda Sedat Bey, sonuç şu çıkıyor biliyor musunuz? Bu ne kadar üzücü bir şey. Gençler önünde giden büyüklerinin hayatlarındaki tutarsızlıktan dolayı deizmi tercih ediyorlar. Yani kim bu önlerinde giden büyükleri? Anneleri, babaları, çevreleri, işte eğer ideal bir öğretmen yoksa öğretmenleri, işte mahalledeki hocaları, imamları, komşuları. Yani bu noktadaki ortaya çıkartılan problem, yani bizim tutarsızlıklarımız aslında bu gençleri bu hale doğru sevk ediyor. Nedir tutarsızlıklarımız? Şimdi her birimizin elinde akıllı telefonlar var, eve gidiyorsunuz. Oğlum bırak şu telefonu biraz kitap oku. Siz sosyal medyayı bırakmıyorsunuz. Nasıl olmuş olacak? Hem anne hem baba açısından söylüyorum. Ya da
oğlum diyorsunuz ki evde namazını kıl diyorsunuz. Baba namaz kılmıyor, anne namaz kılmıyor. Ya da oğlum diyorsunuz ki faiz haram diyorsunuz. Ev kredisini bankadan, faizi bankadan aldığınız krediyle almışsınız. Ya da arabayı öyle değerlendirmişsiniz. Şimdi genç neyi görmüş oluyor burada Sedat Bey? Bir tutarsızlığı hissediyor. Yani söylemle eylem arasındaki problemin dışa vurumudur aslında deizm meselesi. Mesela bir Gezi Parkı meselesini inceleyin. Türkiye'de kıyamet koptu dönemin içerisinde. Şimdi tek tek dökülüyor. Gezi Parkı'na katılan gençlerin yoğun bir şekilde aileleri muhafazakar kesimin çocuklarının katıldığı bir eylem Gezi Parkı. Ve niye? Orada işte ailelerdeki tutarsızlık etki. Başka sebepler de var tabii. O açıdan bizim gençlik açısından çok ümit varız. Allah'ın izniyle bu nesil Türkiye'de yeni Fatihleri çıkartacak, yeni Selahattin Eyyubileri çıkartacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki yanlışlıklara Allah'ın izniyle müdahale edecek olan bir gençlik kitlesi geliyor. Ancak biz bunu hem sivil toplum, hem kanaat önderleri, sendikalar, devletin ilgili kurumlar hep beraber omuz omuza verdiğimizde Allah'ın izniyle neticeyi alırız. Burada da bilmiyorum çok mu uzatıyorum sorulara cevap verirken. Vakit açısından. Bilmiyorum ben siz başkanım. Devam. Eyvallah. Genelde sunucular müdahale eder de o açıdan diyorum Sedat Bey. Yok ben saygısızlık yapmam. Devam edin lütfen. Estağfurullah. Ya memnun da oluruz ne demek. Şimdi burada özellikle meseleleri değerlendirirken eğitim sistemimizi de çok ciddi ele almamız gerekir. Bakın hepimizin yaşları da kifayet. Bizler bu dönem açısından yetiştik. Şimdi bizden sonraki nesil de böyle yetişiyor. Sınavdan sınava koşan, affedersiniz bir yarış atı gibi koşuyor çocuklar. İşte ilkokulu bitiriyor, ortaokula geçiş sınav. Ortaokulu bitiriyor, liseye geçiş sınav. Liseyi bitir, üniversiteye geçiş. Üniversiteden sonra KPSS. Oradan sonra lisansüstü sınavlar. Adam 40 yaşına geliyor, hala bir meslek edinememiş bir hal içerisinde. Şimdi nasıl olacak? Bu gençlik kitlesi nasıl olur da vatanına, milletine, çevresine bir fayda sağlamış olacak? Ve şimdi Osmanlı'daki dedelik yaşları bizim evlilik yaşlarımız olmaya başladı. 35'li 40'lı yaşlarda gençler evleniyorlar. Ya bunun daha farklı bir yolun olması gerekir. Yani gençlerin hayatta mesela üniversiteye başladıkları dönem evlenebilecekleri de bir dönem olması gerekir. Şimdi rahmetli Erbakan hocamızın o iktidar olduğu dönemde şöyle demişti. Üniversite öğrencilerine öyle bir burs imkanı sağlayalım ki bu maaş gibi olsun. Evlenmek isteyen çocuklarımız üniversitede de evliliklerini yapabilsin. Bu ne kadar büyük bir nimet değil mi? Çünkü evlilik müessesesi bambaşka nimetleri de ortaya koyacak olan bir müessese. Yani biz gençlerimizi ne yazık ki Sedat Bey mülkiyet merkezli yetiştiriyoruz. İdeallerinde şimdi birinde gencin bir tanesiyle sınava tercihlerini yapıyor, kontrol ediyorum. Liseyi bitirdi, işte son sınıf, üniversite sınavına giriyor. Tercihlerine bakarken yazmıştı şu meslek, şu meslek, şu meslek. Dedim ki ya niçin bunları tercih ettin? Abi diyor şu meslekten sonra diyor eğer şu mesleği elde edersen işte doktorluğu tercih etmiş. Emekli olduğunda çok güzel para kazanırsın diyor. Yani paran olur elinde diyor. Yani 17 yaşındaki genç emeklilik hesabını yapıyor. Bu nasıl bir bakış açısı ya? Böyle bir şey var mı? O 18. yılında yaşayacak güzellikleri 20. yaşında hangi mücadeleyi verecek? Bunları hesap etmesi gerekirken ne yazık ki eğitim sistemimiz mülkiyeti, mesleği, geçimi merkeze alıyor. Böyle olmaz. Bizim inancımızda eğitim sevgi merkezli başlar. Yani ne demek sevgi merkezli? Allah'ı seveceksin, peygamberi seveceksin, kitabı seveceksin. Ya ilk defa tanıştığımız kardeşin olan işte sizi yani Sedat Bey'i seveceksiniz. Bu sevme imanımızın ölçüsü. Sanki böyle yıllardır birlikteymişiz gibi bir hal içerisindeyiz. O sizin sıcaklığınızın da bir etkisi tabii. Şimdi eyvallah. Bu kardeşlik böyle bir şey işte. Bunu bize yükleyen inancımız eğitime de sevgiyi merkeze alan bir eğitim sistemini vermeyi sağlar. Ya Allah aşkına herkes öğretmen olacak diye bir kaide var mı? Herkes üniversiteyi bitirdikten sonra meslek edinecek diye bir kaide var mı ya? Yani kişinin bu noktada altyapısı neyse, becerileri neyse, mizacı neye uygunsa ona dönük bir meslek altyapısının oluşması gerekir. Şimdi bakalım Sedat Bey, yani ben Denizli'ye gelsem, siz beni alsanız götürseniz bir ilkokula girsek beraber bir gözlem yapsak. İlkokul 3. sınıftaki gençlerimize inanın bazı sorduğumuz soruları onların verdiği cevapları biz anlamakta zorlanırız. Yani çocuklarımız zeki, algıları çok iyi, farklı becerileri var.
Yine bir atölye ortamına bıraksak farklı farklı aletler olsa, birinde teknolojik aletler, birinde işte yapı malzemeleri olsa vesaire. Şimdi şöyle sadece basit bir deney olarak söylüyorum. Geniş bir laboratuvar ortamı onları bıraksak, kim neyle hemhal olduğunu tahlil etsek, inanın bir kısım gençlerimizin el becerileri marangozluk için uygun, bir kısım gençlerimizin yani bir teknolojik aleti gördüğünde onu açıp inceleyeceğini, izleyeceğini, elinde tornavidayla onu söküp içinde ne var diye bakmayı merak eden gençlerimiz var. Ya da onların hepsinden bir haber, sportif etkinliklere yoğunlaşan da gençlerimiz var. Ya herkes mühendis olmaz, herkes doktor olmaz, herkes öğretmen olmaz, herkes üniversiteyi bitirecek diye bir kaide yok. Bizim işte Türkiye'de, Denizli'de, Ankara'da nereye gidersen gidelim sanayi merkezlerimiz var. Bizim marangoza da, bizim kasabada, bizim el işçiliği içerisinde bulunan halı dokumacısına da ihtiyacımız var. Eğer bunları ara kademede yerleştirecek bir alanı oluşturamazsak, nasıl olacak? Şu anda milyonlarla ifade edilen üniversite mezunlarımız var. Milyona yaklaşan eğitim fakültesi mezunu olan gençlerimiz var. Yazık değil mi bu çocuklara? 35'li 40'lı yaşlara gelip hala mesleğini edinememiş, milletten 1000 lira, 2000 lira asgari ücretin bile altında vazifelerini yerine getiriyor. Biz öyle bir mekanizma kuralım ki gencin ilgisine, mizacına, becerisine uygun alanları oluşturalım. Ama bu alanları da oluştururken nitelikli meblağları, maaşlarını verelim. Herkes bu ülkenin kalkınması için mücadele etsin. E şimdi bakıyorsunuz sosyal deneylerde, inanın izlerken böyle gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. E nerede yaşamak istersin? Amerika'da. Nerede yaşamak istersin? Avrupa'da. Ne kadar üzücü bir şey ya. Çocuklarımız bilmiyorlar. Mesela oralarda tabii ilime, bilgiye, işte bu noktada meslek, gelecek meselesine biraz daha önem verdikleri için bunu tercih ediyorlar. Ama bizim gençlerimiz kendi kültürlerinden, kendi inançlarından kopuk bir şekilde neydi belli olmayan. Yani bunu da çok net söylüyorum. Bu Amerika'nın, Batı'nın ortaya koyduğu sistemlerin hepsi kan, gözyaşı ve problem üreten sistemler. Şöyle bahçesine baktığımızda. Ama ne yazık ki ülkemiz gençleri bu noktada tercihlerde bulunuyorlar. Yoksa Allah'ın izniyle bu gençler dün Malazgirt'te neticeyi aldılar, dün Kıbrıs'ta neticeyi aldılar, dün Çanakkale'de neticeyi aldılar. Elde bütün imkanlar bittikten sonra Kurtuluş Savaşı'nda neticeyi aldılar. Yedi düvele mücadele veren bir gençlik kitlemiz var. Bunlar Allah'ın izniyle yarın yine çıkarlar. Selahattin olurlar, işte 250 kiloluk mermiyi kaldıran yiğitlerden olurlar. Bunların hiçbirisi problem değil. Yeter ki biz gençlerimizin mizacına, haline uygun ve geleceği de onlara göre tasavvur ederek bir yol haritasını koymuş olalım. O açıdan yani sorunuza gelecek olursam ben çok ümit varım. Çok kıymetli bir kitlemiz ve dünyanın imrenerek baktığı heyecanıyla, aşkıyla, gayretiyle Türkiye'nin yani düşünün 85 milyonluk ülkenin 45 milyon, 50 milyona yakını 30 yaşın altında bir kitle. Tabii ki dünyayı korkutur. Allah bu gençlerimize kolaylıklar versin, istikamet versin, hayırlı işler versin inşallah. Programımızın sonuna geliyoruz Sayın Turhan. Tabii sizlerin yapmış olduğu görevler gönül esaslık. Yani gönüllü insanları yapabilecekleri esaslar. Ben mesela Deniz'de Şakir Hoca'yı tanıyorum. Şakir Tarım. Onu kendisi... Türkiye tanıyor. Tabii Türkiye tanıyor da İmam Hatip'ten öğretmenim kendisi. Tabii tanıdığımız insanlarımız var. Onlar da yazdılar. Ekrem Çetin diye bir kardeşimiz var. Onunla çalışmalarını takip ediyoruz. İşte nereye getireceğim? Gönüllü olduğu zaman her şey başarılı olursun diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Son soru. Şöyle ifade edeyim Sinan Bey. Sonuç itibariyle tabii gönülle ilerler. Her şey aslında gönülle ilerler. Yani ancak şöyle bir şey var. Sivil toplum çalışmaları başında da ifade eden sivil ifadesiyle birlikte biraz daha insanları kalpten yakalayan bir alanı vardır. Bir de elhamdülillah bizler inançlı bir milletiz, inançlı bir topluluğuz. Bizim bu noktadaki önderimiz, rehberimiz, liderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Peygamber Efendimiz. O çok net ölçüleri koymuş. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ya ne kadar güzel bir ölçü değil mi? Ya da işte Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Cenab-ı Allah da onun ihtiyacını ahiret gününde giderir. Şimdi bu ölçüleri duyduktan sonra insan durabilir mi? Yani sonuç itibariyle fani alemden sonra ebedi bir alem var. Bu ebedi alem de işte bu gönüllülükle alakalı çalışmalarla karşılık beklemeden sadece o insanın gönlünü kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak noktasındaki yapılan çalışmalar. Bakın, o kadar çok mutlu olduğumuz konu oluyor ki işte şimdi çıkıyorsunuz bazen, uçağa biniyorsunuz. Gencin bir tanesi geliyor, geçenlerde karşılaştık. Kars'ta yaşıyormuş. Orada bir işte idari vazife yürütüyor. Abi diyor, ben ilk defa havuzda yüzmeyi sizin aracılığınızla, Anadolu Gençlik aracılığıyla öğrendim. Nasıl diyorum? Sizin yaz etkinliğinize katıldım diyor. Dünyalar bizim oluyor. Yani bir gencimize bu noktada bir faydamız dokunmuş. Ya da şimdi biz Türkiye genelinde her yaz yaz etkinliklerinde Kur'an eğitimleri yapıyoruz. Binlerce genç, abi ben alfabeyi, Kur'an alfabesini, Kur'an'ı ilk defa sizde öğrendim diyor. Ne kadar önemli, güzel bir şey bu. Ya da işte kitabı en güzel sizin orada hızlı okuyarak öğrendim. Sizin yaptığınız şu yarışmaya katıldım gibi. Niye? Bunların karşılığının güzel olmasının sebebi karşılıksız gönüllülük esasıyla yapılması Sedat Bey. O açıdan bizim temel sloganımız sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Önce ahlak ve maneviyat deriz. Bu temel bizim sloganlarımız. Bu da gönülle birlikte yürür. İşte biraz önce ifade ettiğiniz Şakir Tarım abimiz gibi Türkiye genelinde büyükler ve gençlerin birlikte harmanlandığı çok kadim bir elhamdülillah teşkilatımız var. Sizin aracılığınızla hem sizi hem de Pamukkale TV izleyenleri, bütün insanımızı bu hayırlı çalışmalarımıza hem çocuklarıyla hem kendileriyle bekleriz. Bizim bu noktadaki gayretimiz Allah'ın izniyle hem Türkiye'miz hem dünyada yaşanabilen bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya idealini kurarak 8 milyar insanlık aleminin huzur ve refahını planlayan bir çalışmanın içerisindeyiz. Ümit varız, Allah'ın izniyle bu olacak. Çünkü büyük dünyada bir sürü kan var, gözyaşı var. Dünyada 400 noktada şu anda minik minik de olsa, büyük büyük de olsa savaşlar var. 80'in üzerinde Müslüman topluluğun üzerinde sıkıntılar var. İşte bunları gidermek gibi bir vazifemiz var. İnşallah bunu giderecek gücü, kuvveti, gayreti Rabbimiz bize nasip eder diyorum. Ben hasreten bu güzel imkanı verdiğiniz için size, Pamukkale TV'ye ve mübarek Ramazan'ın şu son 10 güne girdiğimiz vakitte bizi takip eden kıymetli izleyicilerimize de hürmet ve muhabbetlerimi sunuyor. Sayın Turan, biz de işlerinize başarılar, kolaylıklar diyoruz. İnşallah başka programlarda yine siz değerli konuğumuzu davet edeceğiz ara ara. Memnuniyetle biz sizin o güler yüzünüz ve Pamukkale TV'nin davetlerine her zaman katılırız inşallah. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programla buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.